Evet, videoyu nasıl başlayacağımı bile unutmuş olabilirim. Abartmıyorum. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel, böyle güneşten anlamışsınızdır zaten. Enerjim de gayet yerinde çok şükür. O yüzden böyle bir vlog çekmek istedim. Biraz da sohbet etmek istedim açıkçası. Çünkü 1,5 aydır falan video çekmiyorum. Ve bu sefer isteyerek çekmiyorum. Kendimde böyle biraz sorun aradığım, kendi kendime böyle moralimi bozduğum bir dönemdi bence. O yüzden de kendime iyi gelen hiçbir şey yapmak istemedim. Yani o kadar saçmaydı ki bilmiyorum yani. Bazen atıyorum, beni tanıyanlar bilir, hobiler yaparım, gezerim ya da başka şeyler yaparım. Bir kahve içmeye gider böyle moralimi yükseltmeye çalışırım çok kötüysem de. Ama bu sefer bunları hiçbirinde yapmayarak böyle kendime kötülük yapmak istedim resmen. Hani zaten mutsuzsun, zaten bunları yaparsan da canın sıkılacak gibi düşünerek daha da moralimi bozdum. Bu beni bayağı da kötü yerlere götürdü diyebilirim. Kendi kendime canım sıktım yani. O yüzden de 2 hafta önce terapiye başladım. Yani terapi deyince de böyle senin çok psikolojin bozuk falan diye yargılıyor olabilirsiniz. Ben öyle düşünmüyorum. Tam tersi, demek ki hani bu kendi sorunlarının farkında ve bunun için terapi almaya gidiyor. Bence bu mükemmel bir şey bir insan için. O yüzden kendi kendime yaptığım en büyük yatırımlardan biridir diye düşünüyorum. Geçen arkadaşım öyle söylemişti. Gerçekten yatırım diye. Böyle sorunlarımı kendi başıma halledemeyince karşı tarafın biraz yardımcı olması gerektiğini düşündüm. Ya umarım da öyle olacak. Şu an sadece bir seansa gittim. Bunun dışında aslında güzel şeyler de oldu hayatımda. Ama ben bunların hepsini dediğim gibi hep moralimi bozarak sanki olmamış gibi düşündüm. Bu arada hemen hızlıca bir atlıyorum. Saçlarımı kestirdim, nasıl olmuş? Saçlarımı çoktan kısa kestirmiştim. Ama ben video çekene kadar uzamış. Böyle önlerini falan da kestirdim. Daha da böyle şu sarıların gitmesi için şuraya kadar kestirmeyi düşünüyorum. Kısa saç gerçekten bağımlılıkmış. Bundan sonra kısa kullanacağım bence. Sizce nasıl olmuş? Evet, onun dışında böyle biraz sohbet edelim istiyorum. Bence herkesin böyle bir dönemi oluyordur diye düşünüyorum. Çünkü bayağı araştırdım ben bu konuyu terapi almadan önce. Kitaplar okudum, videoları izledim. Hani bu sorun neden kaynaklanabiliyor? Yalnız kalmak istemiyorum. Kimseye de görüşmek istemiyorum. Böyle birileriyle konuştukça da canım sıkılıyor. Kendi başıma kaldıkça da kendi kendime düşünüp sorun yaratıyorum. Ama ortada hiçbir şey yok. Hani ortada büyük bir sorun yok çok şükür. Kendi kendime kuruntu yapıyorum. Geçmişe gidiyorum. Geleceğe gidiyorum. Geceleri uyuyamıyorum. O anı yaşayamıyorum. Hani o anda kalsam belki mutlu olacağım. Sakince filmimi izleyeceğim. Hobilerimi yapacağım. Kafamı dinleyeceğim. İşten geliyorum. Yorgun oluyorum. Ama ona rağmen dışarı çık diyorum. Hani evde kalma. Moralim bozulmasın. Ya da evde kal. Hiç kimseyle görüşme. Moralim bozulmasın. Ama her türlü kendimi mutsuz ediyorum. Ama bunun çözümünü kendi kendime düşünerek şöyle buldum. Belki sizde de aynı sıkıntılar oluyordur diye paylaşıyorum bu arada bunu. Bence dediğim gibi herkesin böyle bir süreci oluyor. Bunu çok dile getirmemek gerekiyor, onu fark ettim. Ben sürekli bunu yaparsam mutsuz olacağım diyorum. Şuraya gidersem mutsuz olacağım. Bu zaten geçmeyecek ki diyorum. Yani öyle bir sorun haline getirdim ki sanki bu hayatım hep kalacak. Hep mutsuz olacağım, sürekli geçmişe gideceğim, geleceğe gideceğim. Anı yaşayamayacağım, evde de mutsuz olacağım. Hadi dışarı çıktım ne oldu diyorum mesela. Hadi evde kaldım ne oldu? İşe gittim ne oldu? Böyle hayat geçmeyecek yani, bunu fark ettim ve artık olumlama yapmaya başladım. Gece olumlama böyle sözleri var. 20 tane olumlama yapıyorsunuz mesela. Güzel uyuyorsunuz ya da ibadet ederek. Sabahları mesela daha güzel cümleler kurarak, olmasa bile güzel şeyler olacakmış gibi düşünerek bir tık daha düzelttim bu durumu. O yüzden kesinlikle böyle mutsuzsanız da mutsuz gibi davranmayın. Yani hiçbir şey düzelmeyecek, hep böyle devam edecek derseniz gerçekten o öyle oluyor. Çekiyorsunuz o mutsuzluğu, o kötülüğü. O yüzden artık tam tersi olumlu konuşmaya, olumlu yaşamaya. Ben zaten normalde gayet enerjik, kendimi motive edebilen, mutlu olabilen bir insandım. Dediğim gibi bu sefer de kendimi mutsuz ettim durduk yere. Şu an çok şükür gayet iyiyim. Bu süreçte de biraz yalnız kalmak istedim. Yine videoda çekmek istemedim. Ama şu an paylaşıyorum. Bence bunları paylaşmakta da bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü hep mutlu olduğun anları paylaşman da bana yapmacık geliyor. Çünkü insansın yani, sıkıntılar da yaşayabilirsin. Ki ben video çekerek bence bu sıkıntıları yaşayan insanlar varsa onlara da küçük önerilerde bulunabiliyorum diye düşünüyorum. Sıkıntılar yaşadık böyle yaklaşık bir ayda. Değişimlerden bahsedeyim size. Beni kötü etkileyen şeylerden de bahsedeyim. Biliyorsunuz ebeyim ben. Zaten videolarımın çoğu da ebelikle alakalıydı önceden de. Burada Ankara'da çalışıyorum.
3 tane hastane değiştirdim bir ayda ve bence bu beni çok kötü etkiledi. Çünkü sürekli oradan oraya gidiyorsunuz ve sabit bir yeriniz yokmuş. Tam alışıyorsunuz, başka bir hastaneye gidiyorsunuz. Başka bir servise, başka bir düzene alışmaya çalışıyorsunuz. Bu beni biraz yıprattı açıkçası. Ben 2 ay hemşirelik yaptım başka bir hastanede. Normalde ben biliyorsunuz. Ama hemşirelik yapacaksınız dediler. Bazı yorumlar geliyor hani sen neden hemşirelik yapıyorsun falan. Bu benim tercihim değil, hastanenin tercihi. Hani inatlaşsanız da ben evlilik yapmak istiyorum diye şu an boş kadromuz yok diyorlar ve sizi hemşireliğe veriyorlar. Kesinlikle kötü dediğimden değil. Hemşirelik de bence çok güzel. Yani en azından düzenli, ikisini kıyaslayacak olursam. Hemşirelikte saatler var. Atıyorum 10'da tedaviye çıkıyorsunuz. Öğlen 2'de tedaviye çıkıyorsunuz. Arada tabii ki yoğunluklar oluyor ama bir düzeniniz var hemşirelikte. Bu yönünü gerçekten sevdim. Onun dışında gideceğim yer çok uzaktı bana. Günde 2 saat yol gidip geliyordum. Abartısız çok uzun sürüyordu. Ve geldiğimde böyle kapının önünde yatıp uyuduğumu hatırlıyorum. Yemin ederim o kadar yorgun oluyordum. O yüzden o bayağı beni kötü etkiledi. Onkoloji servisinde çalışıyordum. Orası da beni çok kötü etkiledi. Bunlar böyle toplanınca dediğim gibi şu an yeni bir düzene başladım. Başka bir hastaneye, bana daha yakın olan bir hastaneye başladım ve umarım artık burada kalacağım. Burada ebelik yapıyorum şu an. Bu beni bence artık motive etti. Ebelik de gerçekten çok yoğun. Sürekli doğum oluyor. Geceleri de aynı şekilde. Riskli gebelikler geliyor. Aslında hemşirelik mi ebelik mi diye soruyorsunuz ya, bence sakin bir hayat istiyorsanız bir tık daha hemşirelik, çünkü düzeni var. Ebelikte sürekli koşturmak zorundasınız çoğu zaman. Tabi servise göre değişiyor ama şu anki benim çalıştığım yer koşturmalı bir yer. Doğumhane kısmındayım, hem de riskli gebelik kısmındayım. İkisi karışık şu an. Koşturuyorsunuz ama ben seviyorum çünkü bunun eğitimini görmüşüm. Ve bu yoğunluk böyle hani çalıştığımı gösteriyor bana. Koşturarak böyle daha da şey oluyorum, hani daha da çalışma isteğim artıyor. Tabi herkese göre değişkendir bu ama ben o yüzden ebeliği seviyorum galiba. Şu an bir tık daha kendime gelmiş gibiyim o yüzden. Öyle, bu da hayatımdaki başka bir değişimdi. Yeni bir değişime daha geliyorum. Kargo gelmiş. Bir boyama yapmıştım ben. Çok tatlı, onu birazdan gösteririm. Çok az kalmıştı. Aynısından böyle başka bir modeli arkadaşım sipariş etmiş. O uyansın, şu an uyuyor. Beraber açarız. Ben de merak ettim. Evet, farklı bir olaydan daha bahsetmem gerekirse ev arkadaşı edindim. Bu da beni iyi etkiledi bence. Çünkü yalnız bir süre sonra bunalıyorsun. Hani anlatacağın şeyler oluyor, anlatamıyorsun. Ya da tek başına bazen yemek yiyesin gelmiyor. Bir şey yapasın, temizlik yapasın gelmiyor. Birbirimizi daha çok motive ediyoruz diye düşündük. O da istiyordu zaten. Yakın arkadaşımdı. Biliyorsanız Bolu'ya gittiğim arkadaşımla aynı eve çıktık. Öyle, bu da benim için güzel bir değişim oldu. Evim zaten 3+1'di. Hani benim için fazla büyüktü. Hastaneye yakın olduğu için değiştirmek de istemiyordum. O yüzden beraber kalıyoruz artık. Böyle artık beraber hobi falan yapacağız muhtemelen. Öyle arkadaşlar. Neyse, arada ben böyle değişimlerden bahsederim. Küçük ve çok güzel bir değişim daha var ama onu başka bir videoda bahsetmek istiyorum. Şu an çünkü güncel bir şey yok. Evet, bugünden bahsedeyim. Ev birazcık dağınık. Bir süpüreceğim. Hafiften bir toplayacağım. Bugün akşam balık yapalım istedim. Çünkü hem vitaminimiz olsun, böyle biraz hastayım. Sesimden anlamışsınızdır. Dün hastane nöbetteydim. Hemen acile gittim. Böyle ilaç falan aldım. Boğazım bayağı kötü olmuş. O yüzden böyle biraz sağlıklı beslenelim dedim. Manava gideriz. Bir yeşillik alırız. Balıkçı vardı orada aynı yerde. Balık alırız. Geliriz, yemeğimizi yaparız. Bugün böyle evde oldum. Yine yemek yaptım. Hobilerimden bahsettim. Güzel bir vlog olur diye düşündüm. Hem de bol sohbetli oldu. Bilmiyorum sıktı mı sizi ama umarım sıkmamıştır. O zaman hadi evi güzelce bir temizleyelim. Bu arada video için biraz süslendim. Normalde evde böyle gezmiyorum tabii ki. Ama saçımı falan da o yüzden düzleştirdim. Öyle, hadi evi toparlayalım. Daha sonrasında devam ederiz. Birazcık çamaşırım var burada. Burayı sildikten sonra bir de çamaşır katlayacağım. Odada da bayağı kazaklarım falan dağıldı. Kış sigara çıkardım. Onları toparlayacağım. Zaten çoğunu katladım. Bunlarla beraber biraz düzenlemem lazım.
böceği konmuş buraya, görüyor musunuz? Yani umarım uğur böceğidir, yoksa korkacağım. Şöyle biraz yittireyim, gitsin. Git. Gitmiyordu arkadaşlar. Öldü mü acaba bu ya? Bu bana bir işaret mi? Nasıl gidecek bu ya? Of. Önce gitmiştir diye düşünüyorum. Neyse, uğur böceği diye sevineyim en azından. Arkadaşlar hazırlandım. Artık dışarısı çok soğuk, kış geldi. Bu sese de zaten öyle kropla çıkamazdım. Sivitimi giydim. Şimdi size hobimi göstereceğim. Hatice'ninkini de açacağım. Söyledim. Sen aç, sen göster falan dedi. Zaten beraber yaparız. Sonrasında da çıkacağız hemen dışarı. Ben önce şunu göstereyim size. Çok güzel değil mi? Yani tamam, çizme çok yeteneğim olmayabilir resim konusunda. Ama bu zaten çok ihtiyacın olmuyor. Çünkü böyle numaralar oluyor. Hatta hala geçmedi o numaralar. Şöyle göstereyim. Böyle her bölgenin bir numarası oluyor. Ve ona göre şöyle küçük boyalarınız var. Böyle numaralarınız var. Bu numaralara göre içinde iki tane fırçayla geliyor. Boyuyorsunuz. Daha sonrasında da arkası şöyle zaten. Direkt tablo olarak asabiliyorsunuz. Bu bayağı sanatsal inci küpeli kızla. Şunun adı neydi acaba ya? Gece bilmem bir şey. Şunun adını unuttum bu tablonun, ama ikisi karışınca bence çok güzel bir şey olmuş. Buraya da çok güzel olur diye düşünüyorum. Bitsin zaten duvara asarım. Şimdi Hatice'ninkine bakalım. Bu arada bu bitsin, ben de hemen sipariş edeceğim. Evde çok güzel oluyor çünkü. Böyle aslında bir sürü modeli varmış zaten. Hemen bakalım. Görmedim modeli, hangi modeli seçtiğini, ama hepsini araştırmıştım. Bakalım hangisini seçmiş. Aa, bu daha büyük. Ay, şu an burayı anlayamayız zaten. Hatice'nin seçtiği model şuymuş arkadaşlar. Şunu yapacak. Ama bu biraz bana zor geldi, bilemedim. Açayım, şöyle göstereyim. Bakın şöyle boyayla geliyor. Benim boyalarım bir tık daha küçüktü. Bunun sanırım biraz daha geniş olduğu için böyle gösteriyor. Aşırı küçük bence. Bunu yaparken çok zorlandı. Keşke bana sorsaydı alırken. Görüyor musunuz numaraları? Tek tek bunları boyaması gerekiyor. Bence bu birazcık zorlayacak Hatice'yi. Haberi yok ama. Benimkiler böyle değildi. Benimkiler mesela kocaman kocaman böyle. Hani 5 seçiyorsun mesela. Hani bura bitene kadar boyuyorsun. O yüzden daha iyi oluyordu. Bir sonraki modeli ne seçerim bilmiyorum ama bu da güzelmiş. Eğer merak ederseniz Instagram'dan yazabilirsiniz bana. Ben oradan sizin linkini atarım. Reklam falan değil çünkü. Şimdi hemen çıkalım. Geç kalmadan. Acıkmaya başladım çünkü yavaştan. Görüşürüz. Arkadaşlar, plan iptal oldu. Böyle anlık şeyleri aslında bazen sevmem, bazen severim. Şu an karar veremedim. O yüzden tamam dedim. Arkadaşım konser var, oraya gidelim. Duman konseri varmış bugün. Hatice'yi de uyandırdım zorla. Balık iptal oldu. Çünkü balığı alıp geleceğiz, yapacağız falan. Şimdi dedim acıkmaya başladık zaten. Orada da güzel bir köfteci varmış. Önce orada yemeğimizi yeriz, sonra da konseri izler geliriz diye düşündüm. Boğazım da çok kötü bu arada. Umarım daha da hasta olmadan gelirim. Ama gerçekten kombini falan asla önemsemiyorum. Çünkü burası çok soğuk Ankara. O yüzden bakın kaç kat giydim. 1. İçlik bile giydim ya, çok rezil ama. 1, 2, 3 ve şu gerçekten çok kalın. Yine de üşürüm diye korkuyorum. Ve montu da giyeceğim. Dediğim gibi hiç umurumda değil yani. Yeter ki beni sıcak tutsun. Benim için önemli olan o şu an.
Şimdi şu an böyle dursa bile ben bunu şöyle kapatacağım yani. Çünkü üşüyorum. Ankara çok soğudu arkadaşlar. Öyle böyle değil. Daha kış gelmeden böyleyse sonrasını düşünemiyorum yani. Çantayı şöyle atıyorum. Belki yanıma bir şal falan daha alırım. Abartmıyorum gerçekten. Üşüyeceğimi biliyorum çünkü. Şimdi çıkacağız. Dediğim gibi önce köfte yemeye gideriz. Daha sonrasında konserde dururuz biraz. Geliriz. Yarın zaten nöbetim akşam olduğu için çok sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Güzel bir gün olur umarım. O zaman hadi gidelim. Hangi kalbe girdimse kanlısın. Haşa geçer kendime geçmez sözüm. Arkadaşlar video çekemedim çünkü şu an nöbete koşturuyorum. Dün de konser iptal oldu zaten. Yetişemedik çünkü. Yetişemeyince videoda çekemedim haliyle. Evet, şimdi hazırım arkadaşlar nöbete. Gayet enerjik hissediyorum. Bence güzel bir nöbet olacak umarım. Ben videoyu yarın editlerim. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.